İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Hep beraber. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir... Aman Allah kahretmesin. Buyurun girin. Gireyim mi? Gel yavrum gel. Görmüyor musun kızım? Çalışıyorum. Ders programlarını inceliyorum. Ne var? Şey, müdür bey, ben yeni sınıf başkanı olarak sınıfımız için 5 aşamalı bir kalkınma projesi hazırladım da... onu şey diyecektim. Ceren, sen çıldırdın mı? Ha? Yoksa yemekhanede kafana tepsi mi düştü? Kızım ne beşi, ne planı, ne kalkınması. Şimdi beni bir dinleyin, hak vereceksiniz gerçekten. 1. Sınıf mevcudunun azaltılması. O seni aşar. Başka? Beni aşar mı? Başka başka. Peki. 2. Sınıfın duvarlarına resim. O da aşar. Başka? Kıyafet yönetmeliği. Aşar. Başka? Sıraların dizilişini. O da aşar Ceren. Başka? Derslerin bazılarını dışarıda işlesek... Yavrum, o beni de aşar. Bak anlaşılan senin milli eğitim kavramından haberin yok. Ankara'da Bakanlıklar Caddesi vardır. Orada Milli Eğitim Bakanlığı vardır. Kime sorsan gösterir. İşte orada koca koca ceketli kravatlı amcalar, döpiyesli tayyörlü teyzeler var. Onlar bu programı yapmışlar, önümüze koymuşlar. Biz de ne yapıyoruz? Aynen uyguluyoruz. Ya sen sınıf başkanlığı seçimini Amerikan seçimleriyle karıştırdın sanıyorum. Ver bana onu. Ver. Ben ondan güzel bir uçak yaparım hayatım. Böylece senin de emeklerin boşa gitmemiş olur. Uçak mı? Çekilebilirsin. Hadi canım. Ah. Oysa ne hayallerim vardı benim. Sanat musikisinde çığır açacaktım, çığır. Nostalji kasetlerim ardı arkasına yayınlanacaktı. Nostalji 1... Nostalji 2, Dilaver, Nostalji 3, 4, 5. Bodrum'daki villamda oturup, oh, kekik ve fesleğen kokuları arasında maydanozlarımı sulayacaktım. O ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Lisede müdürlük yapıyorum. Kağıtlar uçak yapıyorum. Allah kahretsin. Kader. Kahpe kader. Ağlarını ördün mü? Yardan yok hiç haber. Yar kaldın mı, öldün mü kader? Görmüyor musun? Canı çok acıyor. Bir de sana mı laf yetiştireceğiz? Ye canım, ye. Hadi. Ayran da alayım mı sana? Yok. Al canım, ham yap. Hadi bir kerecik daha. Yersin, yersin. Bir kerecik. İstemiyorum. Lütfen. Sana ne oldu? Sınıf başkanı oldum, daha ne olsun? Senin de istediğin bu değil miydi zaten? Ya ben ne kadar aptalmışım onu anladım Ayşegül. Bütün hayallerim uçtu böyle. Kağıttan uçak olup uçtu hem de. Hiç hayal ettiğim gibi bir şey değilmiş bu benim. Çok mutsuzum Ayşegül. Bu iş çok fena bir şeymiş Ayşegül. Çok. Hadi görüşürüz. Hadi ısır. Benim için lütfen. Kerecik. Hadi ham yap. Lütfen. Çok acıyor. Çok acıyor. Elleme. İstemiyorum. Çok acıyor. Evet. Bir tane. Şan fıstıklı. Bir tane. Selda. Selda. Selda! Alo? Evet, 20 tane. Suratıma kapattı. Selda, yeter artık. Bir haftadır gözünü bile kırpmadan ya pasta yapıyorsun ya müzik dersi veriyorsun. Ayakta bile duramıyorsun, şu haline bir bak. Melda, çalışkanlığımı kıskanıyorsun. Selda, itiraf et. Feris seni arayıp sormadı. Ona ekip bir buket danarosto gönderdikten sonra sesi soluğu çıkmadı diye aklını kaçırmak üzeresin, değil mi? Duman bir, sen iki. Yok öyle bir şey, almadı kafanız, yok. Bana ne Ferit'ten? Ektim. Oh, rahatladım. Aldım mı ben 500 senenin intikamını? Bana ne artık ondan?
İtiraf et Selda. Ekmek kızartma makinesinin sesini duymak için çıldırıyorsun. Hiç de bile. Aramasın, sormasın. Ha, zaten arasa da ben onunla konuşmam. Selda'cığım, her şey burada bitiyor. Ben burada bitirdim, kafamda bitirdim Ferit'i. Ekmek kızartma makinesinin sesiymiş. Oo, bana ne? Vız gelir, tırıs gider. Ayağıma kapansa umurumda değil. Oh, nihayet be. Yani nihayet kızardı ekmekler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.